Öncelikle Legrand kaçak akım çözümlerine girdiğimiz takdirde çok farklı çözümlere sahip. Yani bu alanda özellikle Schalt dediğimiz ürün grubunda kaçak akım çözümleri ve diğer ürünleri de baz alırsak komple çözümler sunabilen bir firmayız. Kaçak akım grubunda ise XC küp dediğimiz ve DX küp dediğimiz iki farklı bir serimiz geldi. Eksiden bizim Lexic dediğimiz bir Schalt segmentimiz vardı. Şimdi biz bunu komple yeniledik. Lexic 2 oldu. Schalt ürün grubunda birçok ürünümüz yeni ve daha farklı ürünlerde ürün portföyüne katılaraktan yenilendi. XC küp ve DX küp dediğimiz ürünlerden bahsedecek olursak bunların ikisi de bir kaçak akım serisi bizdeki. XC küp biraz daha bildiğimiz piyasadaki klasik 30 mA, 300 mA, işte 25, 40, 63 amper gibi en çok kullanılan değerleri barındıran ürün grubu oluyor. Ve XC küp tamamen Türkiye'de üretiliyor. Gebze fabrikamızda Türk insanının ve Türk işçisinin emeğiyle üretilen bir ürün grubu. DX küp dediğimiz serimiz ise işte bu 100 amper ya da işte 100 mA ya da farklı gecikmeli tip dediğimiz ya da HPI tipi ya da A tipi dediğimiz bir önceki slaytlarımızda anlattığımız özel kaçak akımları da kendi içerisinde barındıran daha geniş bir segmente sahip ikinci bir serimiz. Bu da DX Cube diye geçiyor ürün portföyümüzde. DX Cube serimizde bizim tamamen Avrupa'da üretilen, işte Fransa, Polonya, İtalya gibi ülkelerde üretimi gerçekleştiren Avrupa menşeli bir üretim grubumuz. Ürünlerimizden bahsedecek olursak, ürünlerimizin kısaca özellikleri işte, şurada gördüğünüz gibi 25, 40, 63, 100 amper dediğimiz ürün portföyü, 2 ve 4 kutup, 10 mA, 30 mA, 300 mA ya da işte duruma göre 100 mA ve 500 mA'lıklar da mevcut, yani kataloglarımızda değil ama bizim export ürünlerimiz arasında mevcut. Kaçak akım koruma anahtarlarımızın hepsi 10 kiloamperlik değere sahiptir, kesme kapasitesine sahiptir. Özellikle biliyorsunuz devre kesicilerde ICU dediğimiz bir kesme kapasitesi değeri vardır. Yani kısa devre anında anlık kesebileceği maksimum değer. Bu kaçak akımlar için de önemli bir rakam. Çünkü kaçak akımla hatta bağlı olduğu için oluşabilecek kısa devre kaçak akımı da etkileyecek. Kesme kapasitesi ne kadar yüksekse o kadar kaçak akımın ömrünün de uzun olabileceğini söyleyebiliriz. 10 kiloamper değeri iyi bir değer, yüksek bir değer. Çünkü biliyorsunuz kullanılan sigortalar genelde özellikle önemli ve teknik açıdan dikkat, yani bir üst segment sigorta kullanırsan genelde kullanıcı 10 kiloamper tercih ederler. Ve 10 kiloamper değeri de bu alandaki maksimum değeri de aslında ifade ediyor anlamına gelebilir. Ürünlerimizin hepsi TS belgeli. Yani elektromekanik yapıda bir önceki sunumumuzda da anlattığımız gibi kesinlikle elektronik tip değil. Elektromekanik yapıda olmasından dolayı güvenle tercih edebilirsiniz. Zaten ürünün TS belgeli olması da bunun garantisidir. IEC 610-08-1 ya da TSN 610-08-1-2.2013 standartlarına uygun. Bu kaçak akımın mevcut şu anki standartı ve ilerideki gelecek olan standartı dediğimiz standartların hepsine sahip bir ürün grubumuz mevcut. Hem AC hem de DC gerilimde kullanılabiliyor. Bunun için ayrı bir model kullanmanıza gerek yok. Şurada gözüktüğü gibi dahili etiket penceresi mevcut. Şimdi bu küçük bir detaymış gibi gözüküyor, aslında önemli bir detay. Bunu niye söylüyorum? Çünkü etiket penceresi gerçekten ürünleri bittiği zaman panoda işlemeniz, etiketlemeniz mutlaka gerekiyor. Siz etiketleme için ayrı bir ürün, ayrı bir masraf ya da ayrı bir işçilik harcayacağınıza buradaki bizde özellikle Longrant için diyorum. Longrant'ın tüm Schalt grubunda işte bu sigortalar, kaçak akımlar, darbe akım anahtarları olsun birçok ürün grubu için diyeyim. Etiketleme penceresi bir standart hale gelmiştir. İçerisinde kağıdı dahi hazır olmakla birlikte siz sadece etiketleme için ilgili kağıda ilgili yazınızı yazıyorsunuz ve kapattığınız anda asla yerinden düşmeyecek bir etiketleme alanına sahip oluyorsunuz. Yani bir toz, kir, nem gibi ya da bir sıvı gibi etkilere de maruz kalsa etiketiniz hiçbir şekilde silinmeyecek ve yerinden düşmeyecektir. Kaçak akım koruma ürünlerimiz bizim gri mandalla gösterilir. A tipi, AC tipi, HPI tipi, S tipi dediğimiz yani kaçak akımla ilgili ihtiyacınız olabilecek tüm özel çözümler ürün portföyümüzde mevcut. Roche direktiflerine uygun, çevre dostu. Yani üretiminde Roche direktiflerinin belirlemiş olduğu toprağa ve doğaya zarar verebilecek hiçbir yabancı madde kullanılmadı. %100 geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmıştır. Ve alev yetmemezlik dediğimiz özelliğe sahip bir ürün grubudur. Kendi kaçak akımı plastiği belli bir santigrat derecede belli bir süre alev almıyor. Alev almaması demek de
panomuzda oluşabilecek bir yangın anında sizin panomuzun ve diğer ekipmanlarınızın zarar görmesini engelliyor. Bu aslında önemli bir detay. Çünkü alevletmeyen malzeme demek, biliyorsunuz elektrik panonun içerisinde yangın her an için oluşabilecek bir durumdur. Aşırı akım çekilmesinden, kısa devreden dolayı her an oradaki malzemeler tutuşabilir. Ama alevletmeyen bir malzeme kullandığınız takdirde oradaki tutuşma ya da yangın daha fazla büyümeden ya da daha farklı cihazlara zarar vermeden engellenmiş de olabilir. Ürünlerimiz eksi 25 artı 70 derece arasında çalışma sıcaklığına sahip. Yani iyi bir değer. Birçok noktada, hemen hemen dünyanın her noktasında zaten kullanılıyor. Yönetmeliklere uygun elektromekanik yapı demiştik. XC küp serisi tamamen Türkiye'de üretiliyor. DX küp serisi koruma anahtarları. Şundan da bahsedeyim yeri gelmişken. Bizim özellikle DX küp serisi olsun ya da sigortalarımız olsun, bilmeyenler için söylüyorum. İşte yardımcı kontak, açtırma bobini, düşük gerilim bobini gibi ekstra aksesuarlarla donatabiliyorsunuz. Yani bu ne oluyor? Kaçak akımın yanına örnek veriyorum. Açtırma bobini taktınız. Uzaktan herhangi bir anda açtırma bobinini elektrik göndererekten, sinyal göndererekten kaçak akımı ya da sigortayı açtırtabiliyorsunuz. Ya da bir düşük gerilim bobini taktınız. Gelen gerilim belli bir değerin altına düştüğü anda otomatik olarak, altını çiziyorum, otomatik olarak düşük gerilim bobini yanında bağlı bulunan kaçak akımı ya da işte sigortaya da farklı bir devre kesici düşürebiliyor. Yani sıfır pozisyonuna, trip pozisyonuna düşürebiliyor. Bu da sizin otomatik olarak güvenliğinizi sağlamış oluyor. Kaçak akım koruma anahtarlarımıza alttan ya da üstten giriş yapılabiliyor. Belki o sorular gelecektir, ben gelmeden söyleyeyim. Hem alttan hem üstten giriş çıkış yapılabiliyor. Bunda herhangi bir şeyimiz yok. Sınırlamamız yok. Dört kutuplu kaçak akımlarımızda nötrün gireceği yön gösterilmiştir. Bakın neye şeklinde belirtilmekte. İki kutuplu kaçak akımlarda siz faz ya da nötrün hangi yöne takıldığı önemli değil. Alttan da üstten de takılabilir ya sağa sola da bağlanabilir. Bu gibi özellikleriyle şu anda kaçak akım koruma grubunda bizim sunmuş olduğumuz ürün portföyüyle de, geniş ürün portföyüyle de size avantaj sağlayabilecek bir ürün grubu. İkinci ürün grubundan bahsedelim. Hem burada Lovrant'ın ürün portföyünden bahsediyoruz, hem de sunumumuzun ilk başında söylemiş olduğumuz, birinci adımda söylemiş olduğumuz kaçak akım modellerini detaylı olarak açıklamış oluyoruz. Yani hem teknik bilgi hem de biraz ürün portföyünden bahsederekten sizin için akıllarınızda cevaplanacak sorulara umarım çözüm bulabilirsiniz. Burada şimdi piyasada yine en yaygın kullanılan kaçak akım koruma çözümlerinden bir tanesi de Truid ile kaçak akım koruma dediğimiz koruma modeli. Truid sistemde 4 parçadan oluşur. Bunlardan bir tanesi kompakt şalter. Şurada gördüğünüz, sunumda gördük, gözüktüğü gibi. Truid akım trafosu, kaçak akım algoritma rölesi, açtırma ya da düşük gerilim bobini. Bu dört parçanın bir araya gelmesi ve özel bir bağlantısı var. Şimdi bağlantısını da anlatacağım burada. Bu bağlantıyla siz Truid sistem dediğimiz sistemi uygulamalarınızda tercih edebilirsiniz.